Merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Ben Sezer. Konumuz Beats Audio'nun stüdyo modeli olacak aslında. Türkiye'de de neredeyse incelemesi hiç olmamış bir cihaz. Ve çoğu insanın da merak ettiğini çok net söyleyebilirim aslında. Ve merak ediliyor gerçekten. Niye merak ediliyor? Çünkü herkesin sahip olabileceği bir şey değil. Aşağı yukarı 900 lira, 1000 lira ve modellere göre kıyaslandığında da 1200 liraya kadar çıkan fiyatları var. Elimizdeki model Beats Audio'nun stüdyo serisinin ilk revizyonu. Çünkü ikinci revizyonu ve wireless modelleri çıktı. Biraz bundan bahsedeceğiz. İlk revizyonla başladık. İlerleyen dönemlerde de diğer modellerle de biraz karşınızda olmaya çalışacağız. Sen uzun bir süre kullandın. Evet, ben çok uzun süredir kullandım arkadaşlar bu kulaklığı. Bende ilk başta kırmızı modeli vardı. Çıtası kırıldıktan sonra teknik serviste birebir ürün değişimi yaptılar. Ben de lacivert'e geçiş yaptım. İyi ki de yapmışım diyorum. Aslında kırmızı da çok güzel bir renk. Hatta Beats'in aslında ilk hani bu serinin çıkışı. Kırmızı falan. Ve beyaz. Şimdi renk buradaki değerlendirme bir şey olacak sizler için. Bu kulaklıklar neden bu kadar pahalı? Nasıl bu kadar popüler oldu? Ses kalitesi gerçekten hani piyasanın hakkını verebiliyor mu? Şimdi ben kısaca şöyle başlamak istiyorum. Ben bu kulaklığı çok uzun zamandır kullanıyorum. Ve gerçekten müzik anlayışım ya da müzik zevkimi sonuna kadar dolduran, tatmin eden bir performans sunuyor. Bir şey söylemek istiyorum peki. Hani Beats hani ilk patlak verdiği dönemlerde hani o dönemlere yakın bir zamanda almışsın. Evet. 5-6 ay geçtikten sonra vesaire. Evet. İyi bir para seni verdim. Çeken ne oldu? Yani nasıl karar verdin de bu kadar para verip aldın? Hatta tepkimizi almıştın. Evet. 1000 lira, yaklaşık 1000 liraya satın almıştım ben bu kulaklığı. Bayağı da dalga işler bende. 1000 lira kulaklığa mı verilir diye. Verilirmiş. Yani şöyle söyleyeyim, 2 sene oldu alalı ve hakikaten 2 senede o kadar dolu dolu kullandım ki bu kulaklığı. Yani 1000 liranın kesinlikle hakkını verdiğini söyleyebilirim. Şimdi beni bu kulaklığa ne itti? Biraz oradan konuşmak istiyorum. Daha önceden de sürekli müzik dinliyordum. Hem kulak içi hem kafa üstü kulaklıklar alıyordum ama genelde ya bas performansında ya dışarıdan içeriye gelen ses izolasyonu konusunda biraz sıkıntılar yaşıyordum. Ve doyurmuyordu. Yani bir eksiklik vardı ve dedim ki bir de şu vardı, sürekli bozuluyordu. Özellikle benim kulaklıklarla ilgili en çok yaşadığım şey şu kabloların kırılması. İçinde kırılması oldu. Beats'te benim için şöyle bir avantaj oldu. Bu kablo değiştirebiliyor. Bir de bazı kablolar çok çabuk dolanabiliyor. O sıkıntıya rastladın mı yani? Dolandı mı çok fazla? Ya açık konuşayım, çok fazla rastladığımı söyleyemem. Ama yine de rastladım. Ayrıca içinden orijinal aldığınızda tabii bu cihazı. Kutu içeriğinden ikinci bir kablo daha çıkıyor. İkinci bir kablo neden çıkıyor dersen, mikrofon var üstünde ve telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Hangi özellikle telefonlarla uyumlu? Şu elimdeki kablo iOS cihazlı. iPhone ve iPod'la uyumlu. Tam uyumunu şöyle söyleyeyim. Yani telefon görüşmesini Android cihazlarda da yapabiliyorsunuz ama bunun üstündeki tuşları kullanarak iPhone veya Android'de iPod Touch'ta müzik çaları da kontrol edebiliyorsunuz. Müzik çaları da kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Android'li cihazlarda müzik çaları kontrolü vermiyor. Ama örnek verecek olsam ses arttırma tuşunu iki kere bastığında bir sonraki şarkıya geçiyor. Bir öncekine ses azaltmaya geliyor. Tabii bunu Android'de yapamıyorsunuz. Yapamıyoruz maalesef. Sadece Apple ürünlerinde iPad, iPhone, iPod Touch gibi ürünlerde geçerli bu. Yani ikinci çeken seçenek de kabloların çıkartılabiliyor olması oldu. Aynen. Ben çünkü o kablo, sırf kablo çıtladı, kırıldı, bozuldu vesaire diye çok fazla kulaklığı çıplattı. Tabii hani çıkartılabilir kablo fakat hani onun özel bir girişi var benim gördüğüm kadarıyla. Yani 3,5 mm'lik bir jack'ı var. Yani herhangi bir... Şu uç kısmı hani oturtturabilmesi için. Evet, yani şöyle olması gerekiyor. Yani jack'ın kablonun düz olması gerekiyor. Herhangi bir kıvrımı vesaire. Aynen. Yani şu tarz bir girişi, L girişini takamıyorsun. İki tane L sokamazsın. Bir tarafı L, diğer tarafı düz giriş. Yani hatta deneyelim. Yani takıyorsunuz ama saçma sapan bir görüntü oluyor. Yani aynen. Değil yani. bu cihazı takacağınız cihaza gitmesi gereken kablo. Bunun dışında şimdi sadece bir kablo için mi 1000 lira verdim? Kesinlikle hayır. İkincisi beni en çok çeken şeylerden biri tasarım oldu. Şimdi biliyorsun artık yani bu tarz kulaklık vesaire cihazlar tasarım itibariyle de insanların aksesuar olarak kullandığı cihazlar haline geldi. Eskiden şöyle söyleyeyim sana, millet kolye takmaya üşenirdi. Şimdi kolye gibi yani, kulaklık takıyor sürekli. Yani şöyle söyleyeyim, yani müzik dinlemediğimde bile şu şekilde saatlerce gezmişliğim var. Onun dışında renk alternatifleri. Ya bu trendi birazcık da Beats yaydı ya. Hani, tabii ki orada da hani, Dr. Dre'nin de çok ciddi bir katkısıyla ki
Ayrıca popüler olduktan sonra yani dünya cümle futbolcular da kullanmaya başladılar. Bunu takmaya başladılar. Reklamlarda da boy gösterdiler. Bir şekilde bu yani, pazarlaması yapıyorlar. Aynen. Klasik şeydir. Nike'da da öyleydi mesela. ünlü aykırı basketbolcuları kullandılar, tenisçileri kullandılar, evet. Sporcuları kullandılar. Aynen öyle ve şey oldu yani hani... Herkes onların gider ayakkabıyı giymek istedi. Aynen, mesela. İsim yapmayı başardı bu marka. David Guetta da, David Guetta'ya özel model var mı sanırım? Ya tabii, kulak içi modellerinde Lady Gaga modeli var. Yani ciddi anlamda çok değişik modeller var. Yani bir isim sadece tek serisi bu değil, stüdyo. İkinci seri, işte giriş seviyesinde solo var. Kapı üstünden konuşacak olursak. Pro modeli var. Stüdyonun stüdyo ikisi ve stüdyo varlısı çıktı. Tabi aradaki farklardan da bahsederiz. Hani tercih sebebinden devam edeyim. Tasarım oldu. Cidden hani taktığınız zaman aksesuar olarak kendini ben buradayım diye bağıra bağıra götüren bir dizaynı var bu halde. Yalnız lafını bölüyorum. Bir şey söylemek istiyorum bu hususta. Hani Beats'in kattığı en büyük yararlardan bir tanesi ne? Bu konuda çok düşündüm. Bence hani DJ'lere olan ilgi arttı. Hani müzik yapan insanlara, elektronik evet, müzik kesinlikle. Yapan insanlara olan ilgi arttı. Özellikle kesinlikle. Bizim ülkemizde bayağı bir ilgi arttı. Yani DJ'ler bile en azından hani bugün Sennheiser vesaire kulaklıkların yanı sıra Beats'in serisini de artık takıp hani müziklerini yaparlarken kullanmaya başladılar. Ya bu birazcık da şey oldu hani trende ayak uydurayım ya da hani Beats'in zorlaması da olabilir yani. Şu an Apple satın aldı gerçi ama. Evet yani bakalım orada neler olacak. Gerçekten bilmiyorum ama ben devam etmek istiyorum. Evet. Bunun dışında hani tasarım tarafını da geçtik. Hani tasarım kablo ve tasarım için 1000 lira verilir mi? Verilebilir. Hani verilebilir. Bence verilebilir. Hani tabii burada tamamen işin bütçe ve tercih tarafı var. Ki benim evet. gibi kulaklıktan çok çekmiş insanlar da hani yeter artık bir kere vereyim. Bir kere vereyim. Tam olsun alayım. Ki hani verdiğimde hakkını şöyle aldım. Az önce bahsettiğim gibi kırmızısını aldım. Sadece çıtası kırıldı. Anladım. Kırıldı. Evet. Gittim servise verdim. 3 gün sonra dediler ki sizi çıtayla uğraştırmayalım. Biz size birebir ürün değişimi tabii yapalım dediler. Servis kalitesi de çok önemli. Yani servis bazı kulakları alıyorsunuz. Birçok insan yaşıyor. Yani bana bile sürekli sorular geliyor. Kablo koptu ne yaparım? Ped yırtıldı ne yaparım? Hani taç kısmı yam oldu ne yaparım? Yani bu tarz... Yani ne yapılabilir? Gönderirsiniz size kullanıcı hatasız deyip geri gönderirler. Çoğu firmanın yaptığı şey budur yani. Tabii ki. Yani bunun dışında dediğim gibi hani aksesuar tarafına da biraz değinelim. Bu cihazı satın aldığın zaman kutu içinden iki tane kablo çıkıyor. Şöyle çok şık bir taşıma çantası çıkıyor. Yani biraz böyle kamçı usulü kanca da yapmışlar. Herhangi bir yere sırt çantanıza takıp kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında biraz teknik tarafa da değinecek olursak şimdi Beats. Bu sayfa yani Beats'in resmi sayfasına da baktığın zaman bu kulaklıkların hiçbir teknik verisi yok ortada. Hani empedans aralığı, frekans aralığı, işte ne kadar OM ses veriyor, ses gürültü şiddeti hiçbir şey yazmıyor. Aynen. Ama hani baktığın zaman insanlar artık bu tarz cihazlarda bunu da çok aramıyorlar. Hassasiyetini yani gidiyorlar, deniyorlar. Beni teknik tarafta çeken şeylerden bir tanesi bu cihazın Active Noise Cancelling özelliği oldu. Biraz da nasıl çalıştığından bahsedelim. Kulaklığın kapaklarından bir tanesi pil yuvası arkadaşlar. Buraya 3A tipi 2 tane kalem pil takıyorsunuz ve oldukça uzun bir süre size kullanım imkanı sunuyor. Yan tarafta da küçük bir switch var. Açma kapama butonu. Ayrıca telefon görüşmesi vesaire veya dışarıda herhangi bir arkadaşınızla müzik dinlerken size bir şey dediğinde yaptığımız hareket genelde şu olurdu. İşte sen bana bir şey diyorsun. Çıkartın. Efendim ne oldu falan diyorsun. Duymuyorsun. Yani. Duymuyorsun. Mümkün değil duymak. Zaten bu arkası kapalı tipte tasarlanmış. Pasif olarak yani. Zaten. Burada şöyle bir avantaj var. Mesela müzik dinliyorsunuz diyelim. Müzik dinliyorum mesela şu anda. Sen bana bir şey dedi. Ben kulağı çıkartmak yerine kulaklığımı şuradaki tuşa basıyorum ve sesi kısıyorum. Güzel. Ve tamamen seni duyabiliyorum. Yani şuradan görebilirsiniz. Bir tuş var. Hani bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Active Noise Cancelling neye yarıyor? Yani müzik dinlemeseniz bile dışarıdaki sesleri bir şekilde absorbe edip size hani olabildiğince az yollamaya çalışıyor. Evet. Ve müzik dinlerken de özellikle yüksek sesli müzik dinlerken işte trafiktesinizdir vesaire başka bir yerlerdesinizdir. Dışarıdaki sesi duymak istemiyorum. Sadece ben müziğe odaklanmak istiyorum dediğiniz zaman Active Noise Cancelling olayı çözüyor olayı gerçekten. Yani çoğu kulaklıkta o özelliği koymuyorlar. Hani pasif de yetinmeye çalışıyorlar. Arkası kapalı tipte. Bu da arkası kapalı tipte bu arada. Hani ne kadar başarılı derseniz Active Noise Cancelling olayı. Sana sorayım o kulaklıkta. Yani ben zaten ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Şöyle örnek verebilirim. Samsung Galaxy S3'ün lansmanında
Caddebostan sahilinde bir konser vermişlerdi. Avicii dünyanın şu anda en popüler DJ'lerinden bir tanesi. Avicii bir konser vermişti. Ben de o konsere katıldım. Ve hani sırf denemek için iPod'un kulaklığı taktım. Müziğin son sesini açtım. Kulaklığı taktım ve beni konser alanından tamamen ayırdı. Yani hiçbir müzik sesi, yani kendi dinlediğim müziğin dışında hiçbir şey duymadım konser boyunca. Yani bir 10 dakika, 15 dakika denedim. Acaba psikolojik mi? Öyle mi inanmak istiyorum vesaire. Yanımda bir arkadaşım var, kendisine de verdim, o da denedi. Sadece iPod'tan çalan müziği duyduğunu söyledi. Hadi ya. Yani bu açıdan hani aktif noise cancelling açısından cihaz gerçekten çok iyi. Peki müzik tarafında neler sunuyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bir de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yani keza Bose serisi kulaklıklarda da, Quiet Comfort serisinde de aktif gürültü önlem özelliği var. Onlar da oldukça başarılı. Hı-hı. Hani eğer alternatif bir şey isterseniz o kulaklıkları da yönlendirebilirsiniz. Evet. Sunduğu ses performansına biraz değinmek istiyorum. Yine çok uzun süre kullandığım için çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yüksek bas içerikli müziklerde bir kere bu kulaklık hani tamamen müziğin içine sokuyor sizi. Ve tamamen hani o basları bütün vücudunuzda hissedebiliyorsun. Sadece kulakta vuran birkaç bas ya, değil ve çok temiz bir şekilde veriyor. Tabii bu sırada şöyle bir handikap var. Biraz tizleri yiyor gibi geliyor evet, bana. Evet, tizleri yiyor. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sonuçta içinde bir ampli sistemi de olduğu için. Hani o ciddi anlamda standart veya rakibi olabilecek kulaklıklara nazaran bas tarafında biraz daha bir destek verdiğini söyleyebilirim. Bas tarafında başarılı. Senin haberin olmadan ben birkaç deneme yapmıştım. Hani frekans aralığına bakmak için. Hani, şimdi hani hangi kulakla karşılaştırdım? Şimdi isim vermek istemiyorum o yönde. Yine aynı akranlarda bir kulaklık. Frekans aralığını 25 kHz yazmışlar. Tepe noktası. Dağılt noktaları 10 Hz yazmışlar. Hı hı. Ve ölçtüm. Yani ondan 25'e kadar çıkabiliyor mu gerçekten? Yani kendi özel profesyonel ses kartım şu bu vesaire onlarla test ettim. Biz çıktı gerçekten verdiği frekans değerini. 22-23 kHz'ı zorladı. Hı hı. Tabii bunu insan kulağının algılamasının yolu yok. Onu farklı yöntemlerle yaptım. Onu bu videoda bahsetmeyeceğim. Biz çıkabildi, düşük frekanslara da inebildi. Gerçekten hani 10 Hz'e kadar inebildi ama diğer kulaklık hani 700-800 liralık kulaklıktı, inemedi. Hani bu da aklıma direkt şeye getirdi. Yani çoğu firma bilerek şişirme rakamlar veriyor ve hani o rakamların üstüne çıkamıyor. Ya tabii yani, çoğu insan bunu sorgulamıyor ama. Hani aynen zaman... sorgulamıyor. Ya zaten insan kulağının duyabileceği frekans aralığı belli. Hı. Yani 18 kHz'e kadar çıkabiliyorsun. 20 Hz'in altına inemiyorsun. Çoğu insan inebiliyor, inemiyor vesaire. Her neyse. Hani tabii o kulaklık çıkamıyor 22 kHz'e. Fakat 18'i adam akıllı yansıtıyor. Yani çoğu parça da o. O peki sen denemelerinde gitsen memnun kaldın mı? Memnun kaldım. Bas yönünden memnun kaldım. Fakat hani özellikle ses konusunda bayağı titiz olduğum için şunu söyleyebilirim. Bana sesleri çok natural, yani çok doğal gelmedi. Çok doğal değil. Bu tamamıyla hani bazı telefonlarda equalizer ayarında oynarsın ya, bası yükseltirsin. Onun gibi bir şey geldi. Yani ben daha doğal, daha flat karakterli kulaklıkları daha çok seviyorum hani. Ya işte burada da dediğin gibi bas ağırlıklı müzikler dinliyorsunuz ki ben sen hani dinlemiyorum. Hani rap dinlediğim için ve hip hop dinlediğim için ben zaten hani bu iki müzik, iki müzik türünün de hani doğasında bas var yani. Hiçbir şey yoksa aynen. Bile arkadaki beatler bile ya, yalnız, çok ciddi baslarla veriliyor. Mid konusunda da başarısız değil. Mid değil. Konusunda da başarılı. Net bir şekilde ama doğal, ya o doğallığı veremiyor, tamam mı? Çok hassas bir şey o. Onu hissedemiyorsun. Başarısız değil, başarılı. Ses konusunda yeterli, mid konusunda başarılı. Hı-hı. Ama çok o beklediğimiz doğallığı yansıtamıyor. Bas konusunda oldukça iyi. Bayağı iyi hatta. Ya zaten firmanın beat firmasının stüdyo modelinde özellikle solo, çünkü daha geri seviyesi bir kafaüstü kulaklık olduğu için onlar da çok iddialı değillerdi. Stüdyo ve pro modellerinde sloganları müziği içinde hisset şeklinde bir şeydi. Hani o basları vesaireyi sana vurduğu zaman böyle bütün vücuduna yayılıyorsa bence olay işte zaten. Yani ben baslı müzikleri sevdiğim müzik tarzından dolayı daha çok tercih ettiğim için ciddi anlamda beni aşırı derece tatmin eden bir kulaklık oldu ki 1000 lira verdiğim paraya hala üzülmüyorum. Hani 2 yıl önce almamış olsaydım, bu yıl şu anda bir kulaklık arayışı içinde olsaydım alırdım, yine alırdım. Ben ne alırdım biliyor musun? Sennheiser'ın
HD8 DJ serisini alıyordum. Neden dersen, bak bas konusunda şu konusunda daha mı başarılı dersen, daha doğal, daha dengeli. Yani bu dengeli bir kulaklık değil, bu dinlediğin tarza uygun seçebileceğin bir kulaklık olmuş. Kesinlikle. Ben flat dinlemeyi seviyorum, hı-hı, daha doğal ses seviyorum. HD8 DJ'yi tercih ederdim mesela. Şimdi bir de birinci revizyon dedik. Diğer iki revizyondan da biraz bahsetmiştim. Tabii, ben de merak ediyorum. Çünkü bu kulaklığın şöyle bir handikapı var. Hani ondan hiç bahsetmedik. Dışarıdan içeriye gelen sesi müthiş izole ediyor, tamam. Ama içeriden dışarıya inanılmaz ses veriyor. Evet. Kulaklığın en büyük handikapı. Sen ilk aldığın zamanlar biz denemesini bayağı çekmiştik. Yani ofiste son ses müzik dinlerken ben ne dinliyorsam ofisteki herkes onu dinliyordu. Yani şöyle söyleyebiliriz özetle. Sizin dinlediğiniz müziği eğer son sesle dinliyorsanız bu müziği etrafınızdaki insanlar da duyabiliyor ki dışarıda toplu taşıma araçlarında falan insanları rahatsız edebiliyor. O yüzden gerçekten sesi dışarıya yansıtmama konusunda çok ciddi bir handikapı vardı, eksisi vardı. İkinci revizyonda neler oldu ondan bahsedeyim ben. Tabii. Şimdi tasarım anlamında çok ciddi bir değişikliğe gitmediler ikinci revizyonda. Ama teknik anlamda çok ciddi iki tane bence revizyon var. Birincisi kalem pil yerine artık dahili batarya. Yani, olması gerekiyordu zaten. Bir lira veriyorsan ne olacak? Evet, yani. USB üzerinden şarj ederek kullanabiliyorsunuz. Kendi artık dahili bataryası var. Onun dışında birebir kıyaslama da yaptım. İkinci revizyon modelde Studio 2 diyeceğim artık ben onun ismini. Studio 2 modelinde içeriden dışarıya ses izolasyonu konusunda, yani sesin dışarıya yayılmasını engelleme konusunda çok ciddi adım atmışlar. İki model arasında bariz bir fark var. Aynı müziği, aynı ses yüksekliğinde, seviyesinde dinledim. Benim kulaklığım yine etrafa nakden yayın yaptı. Ama ikinci revizyonda yanımdaki insan bile dinlediği müziği duymakta zorluk çekti. Anladım. Ama USB dahili batarya iyi dedin ya, benim burada şöyle bir katılmadığım nokta var. Batarya bittiği zaman eğer kulaklığı şarj edemezsen senin için müzik bitmiştir. Senin için müzik bitmiştir. Ama hani yine de dinleyebiliyorsun. Yine de dinleyebiliyorsun. Yani. Hani şöyle tekrar şarj etmen gerekiyor. Tekrar şarj ama birinci revizyonda şöyle bir artısı bence USB dahili bataryaya göre, bu kulaklığı şarj bittiği zaman bakkaldan iki tane pil alıp devam edebilirim. Ama bak. Bence güzel bir şey. Ya güzel bir şey de şöyle söyleyeceğim. Bir sene boyunca pil aldım diyelim. Bir sürü pil satın aldım. Yok, bir 4 tane şarjı pil aldım. Bitti. 1 milyar da öyle. 4 tane şarjı pil 1 milyar etmez. 1 milyar da öyle. 4 tane şarjı pil ama 150-160 lira para vermişimdir. Şarj kitiyle birlikte. Şarj kitiyle. Bir tane pili aşağı yukarı hani günde yarım saat 45 dakika falan müzik dinlediğimde bir hafta 2 hafta falan ben bu kulaklığı rahat rahat kullanabiliyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ve bazı arkadaşlar hani 50-60 lira pile vermiş, 1 milyar da kulaklığa vermiş diyebilir. Ben 50-60 liraya kulaklık alıyorum. Bazen eski seneler arıyorum hala bulamıyorum diyenler var. Evet. Ben de onun için dedim yani mesela. Yani dediğim gibi şimdi sürekli pil değişimi yapmıyorum. 4 tane ince 3-6 bir kalem pil aldım ve döngüsel bir şekilde yalnız kullanıyorum. Ben değiştirilebilir pili sabit pile tercih etmişimdir. Hani akıllı telefon tarafında da aynı şey. Sabit pilli cihazı sevmiyorum ben. Çünkü sürekli bende bir yedekte pil bulundurma alışkanlığı hep oldu zaten. Telefon kullanırken de oldu. Kulaklığı kullanırken de oldu. Şimdi benim 4 tane 8 tane 3 artı bir kalem pilim var. Yani benim için müziğin gitmesi mümkün değil. Yani doğru. İkinci revizyonda ne yapabilirsiniz? Powerbank vardır yanınızda. Powerbank'le şarj edersiniz veya eve gidip bir yerlerde. Alternatif çözüm aynen. Alternatif çözüm. Orada bana pek pratik gelmemiş. Üçüncü bir model daha var stüdyo tarafında. O da wireless modeli. Wireless modeli. Bluetooth destekli. O da şu benim gibi sürekli senin gibi böyle etrafında milyonlarca kablo taşıyan yani insanlar çok fazla artık canından beziyor bir yerden sonra. Bu insanlar için stüdyonun wireless modelini yapmışlar. O da şu anda aşağı yukarı 1200 lira bir fiyata sahip. Mesela bir şey söylemek istiyorum. Lafını bölüyorum. Gardırobumda elbise yok. Hiçbir kablo şey yok. Kablo var. Full kablo yani. Onlar da yaşıyor. Yani benim de öyle hani ayağıma sürekli takılan kablolar vesaire vesaire. Yani üçüncü modelde wireless yapmışlar. Bluetooth destekli. Şimdi burada tamam kablodan kurtuluyorsun. Güzel bir şey. Ama benim için yine güç tüketim açısından şöyle bir dezavantajı var. Telefonumda Bluetooth açık. Kulaklıkta Bluetooth açık. Karşılıklı şarj ediyorsun ciddi oranda hani böyle kablodan evet, aktardığın müziğe göre ki Bluetooth'la müziği yolladığın zaman sıkıştırma hızından dolayı birebir aynı kaliteyi de alamayacaksın. Alamayacaksın hani, ama aptX desteği varsa şey yapmışlar aptX'te. Bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. Bu bir protokol. aptX destekli cihazlar daha yüksek bitrate'li müzik parçalarını daha düşük bir seviyede sıkıştırarak hani daha düşük bir dosya haline getirerek hızlı bir şekilde aktarabiliyor. Ne kaliteden ödün veriyor, hani ne de aktarmadan
aktarma kalitesinden ödün veriyor. Takımlar oluyor. Gerçi bu işin Bluetooth 4.2'nin çıkmasıyla birlikte daha yüksek hızlı, daha yüksek bitrate müziklerin de kayıpsız bir şekilde dinlenebileceği söyleniyor. Ama şu an stüdyonun wireless modelinde böyle bir teknoloji yok. Yok. Hani baktığımız zaman 3 modeli kıyasladığımızda artılarla eksiler şöyle kıyaslanabilir benim gözümde. Beats'in ilk revizyonunun benim için en büyük artısı değiştirebilir pil olması. Ha bu arada ikinci modelde kablo da sabit. Onu da ilave etmeyi unuttum. Stüdyo, Beats Studio'nun ikinci modelinde kablo da sabit. Kablo sabit olduğu için o kablo kırıldığı zaman başını iş açar. Başını iş açar. Hani birinci modelin ikinci artısı da bu benim için. Birincisi pil değiştirebilir, ikincisi kablo değiştirebilir. Ha, kullanım pratiklerine baktığın zaman wireless modeli açık ara önde. Çünkü kablo yok, bir şey yok. Hemen eşleştir. Devam et. Ama orada da işte yani vücudumuzun her yerinde artık böyle wireless sinyaller, ya, video sinyaller var. Ben çok fazla seviyorum. Hani öyle baktığın zaman biraz belki bir sağlık açısından belki biraz zararı vardır ama avantajı da var. Neden avantajı var dersen mesela ben mesela oyun oynarım o kulaklıkla. Sadece müzikte dinlemem. Ben de oynuyorum orada. Film izlerim mesela yani uzaktan. Atıyorum akıllı televizyonuma bağlarım, eşleştiririm, bir şeyler yaparım. Aslında şöyle oyun tarafına da biraz değinelim. Ben bu kulaklığı mutlaka oynamışsınız. Mutlaka oyun oynadım zaten bunu. Hani gerçekten oyun tarafında da güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim ama şöyle bir şey de olsa güzel olurmuş aslında. Bilgisayar tarafında bunun ince ayarlarını yapabileceğimiz bir yazılımı olsaymış. Anladım. Mesela bir Logitech'in kulaklıkları gibi hani ince ayarlar, frekans ayarları, ne bir equalizer, ses profili oluşturabileceğim ayarları yapabileceğim bir yazılım. Bir şey haline getirebilirim. Ha, belki oyunda veya filmde biraz ama bilgisayar üzerinde kullanımı biraz fayda yapardı. Ama tabii güneşinden bağlamak gerekiyor. Tabii öyle bir şey desteklemesi için tabii bunun sunucusunun işte elektronik aksamının sunucusunun her şeyin ona göre ayarlanması gerek. O birazcık fanteziye kaçıyor. Yani evet şimdi kulaklığın nasıl müzik çaldığını burada göstermem size mümkün değil. Çünkü hani çok da fazla bir şey yapamayız. Eğer senin telefonda herhangi bir müzik varsa dışarıya ne kadar ses verdiğini gösteririz aslında. Tabii. Ben şöyle bir aslında senin müzik çalarını da yapabiliriz bunu. Şurada bir yardım olması gerekiyor senin müzik çalarını. Müzik çalarım şimdi gardırobun üstünde açarsam çok fazla şey. Direkt bilgisayardan bir müzik açayım ben tamam. Bunu. Zaten tamam. Çıkışımız burada. Bakalım bize neler yani herkesin daha rahat. Evet bir de flag müzik açabilirsin şu anda. Açabilirim. Ya gerçi buradan size göstermemiz ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama yine de ya ben sesim ne çıkan, kadar gittiğini. Dışarıya çıkan sesi göstermek istiyorum. Şu anda son sesle açık mı? Baştan bir aç. Biraz daha hareketli. Biraz daha hareketli parça açalım. Moralar ağır ambient takıldığım için. Evet, biraz gelişene de buna. Uyutuyor ya gece. Müzik ölçer aşağıda. Elektronik vardı buradan. X-ray log açabilirim. Bunlar. Motor boş. Müthiş bir arşiv derken senin boş olduğunu gördüm. Ve bilgisayar boş. Müzik açar. Ya şöyle göstereyim. Ben hemen canlı sana devam şunu devam göstereyim. Sezer kulaklığı başıma geçireceğim ve sesini ne kadar duyduğumu anlat. Ve işin garip yanı ne biliyor musun? İşin garip yanı sen dinlerken kafandan sesler fırlıyormuş gibi o derece. Evet bak şu anda bunu da kullanabiliyorum. Yankı yapıyor bir de. Tekrar daha fazla yayınlıyorsunuz. Şu an biraz değişti gibi. Bir şey mi yaptın? Ben seni kesinlikle duymuyorum. Ama sen herhalde dinlediğin müziği baya baya duyuyorsun. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Biraz önce ses değişti. Bir şey mi yaptın sen? Yok. Yok. Hiçbir şey yapmadım. Sadece şu tuşa bastın ve ha, kapatıp açtın. Anladım. Yani sesi kesiyor sadece. Sesi kesiyor. Basit sürece sesi kesiyor. Tuşa basit tuttuğun sürece sesi kesiyor. Sen benim sesimi alabiliyor musun? Hayır. Alamadım. Ama senin sesin halinden çok fazla yayılıyor. Ben de dinliyorum. Ben de dinledim gerçekten. Belki, güzel bir müzik çalıyor sonuçta. Hani size bunu tam anlamıyla yansıtamayız ama hani deneyimlerimizi aktarmamız gerekirse sesi dışarıya geliyor. Bayağı veriyor. Siz de dinliyorsunuz yani. Şundan da bahsedelim şimdi. Bir yandan şu cihazın seri numarasına... İki tane bitse almaktansa ikimiz idare ederiz. Ben sana yapışırım, gezeriz orada. Tabii yan yana istediğimiz gibi müzik dinleyebiliriz. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Kulaklığın bir an seri numarasına gözüm kaydı. Piyasada çok fazla çakması var. Arkadaşlar uzak durun. Tipi mipi falan hakikaten benzetebilirler ama performans tarafı yani çok uzak. Nasıl ayırt edebilirler? Birincisi cihazın şu tarafında bir seri numarası yazıyor. Bilsin sayfasına girip bu cihaz orijinal mi değil mi diye kontrol edebilirsiniz.
kontrol ettiğinizde bu cihaz orada zaten seri numarasından eşleşmiş oluyor. Orijinal olduğunu anlıyorsunuz ki orijinal olmayan bir cihazı da anlamak için takıp 2-3 dakika müzik dinlemeniz yeterli. Sizin dibine vurulmuş. Öyle kötü sürücüler var. Evet, çok kötü. Öyle ben kötü denedim. Sürücüler var ki yani ben de deneme zorunda kaldım bir gün. Hani bir arkadaşım birinin kulaklığı olduğu için canlı olarak geri verdim kulaklığı. Yoksa böyle çıtadan böyle ters kırıp iade etmeyi düşünüyordum. Ama hakikaten bir şey inanılmaz rezil bir ses vardı. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ya bunun sahtelerini insanlar sırf görüntü ve gösteriş olsun diye aynen alıyorlar. Öyle. Bence bu müziğe büyük bir hakaret. Müziğe yani hakaret. Sese ve müziğe, hani sanatçının sana sunduğu işe büyük bir hakaret olarak görüyorum. Ben kendine de hakaret. Çünkü nasıl dinleyebiliyorsun ki cazgır bir şekilde? Ya çok kötü, inanılmaz kötü yani. Arkadaşlar. Öyle böyle değil. Hani o baslar ne kadar... Bas gelmiyor birincisi. Bas yok ki. Ha, bas gelmiyor. Tamamen tiz, tamamen tiz ve mik duyuyorsunuz. İnanılmaz kötü bir şey. Ve hani bu tamam 20 liraya, 30 liraya, 50 liraya satıyorlar vesaire ama hakikaten arkadaşlar yapmayın. Yani değmez. Hani bak, onun yerine 100 lira daha fazla abartıyor. 100 lira daha fazla yerine kulaç satıyorlar. Yani sahtesini. Onu, yani bunun çakmasını alacağınıza 100-150 lira fiyat seviyesinde kulak içi kulaklık alın. Gerçekten kulak içi yani. Kulaklık alabilirsiniz. Gerçekten ne bileyim yani. Philips'in kulak üstü kulaklığını alabilirsiniz. Hani 100-150 liralık. Evet Philips de çok başarılı. Kulak içinde de iyi. Kafa üstünde de iyi. Uzun fiyatlı bir kulak alıyorsunuz. Kulak alıyorsunuz iyi. Hani Sony'nin bir de alternatif bir öneride bulunmak istiyorum. Sony'nin hani 500 liraya kadar alınabilecek MD1R kulaklığı var. Hani bulabilirseniz. Keza Sennheiser'ın Momentum serisi var. Momentum da çok şık ama yani. Çok şık ve ses pratik olarak da bayağı iyi. Onları da öğrenebilirsiniz. Hani tercih ediyorsanız hani Beats ismi olsun, görüntüsü olsun. Hani alınır. Alınır. Kaan alınır diyor ben... ama ben benim gönlüm her zaman daha doğal sesler veren. Ya Sennheiser'dan oldu, bazen Sony'den oldu. Bu tamamen tercih meselesi. Hani Beats bu denli popüler oldu diye bir antipati beslemiyorum, hiçbir şey beslemiyorum. Bak, mesela Beats'in basını beğendim. Bak, yalan söylemiyorum. Çoğu parçada, bazı parçalarda Beats'in basını aramıyorum, değilim yani. Sennheiser'in yani ofise gelen çoğu ses sisteminden daha temiz bas veriyor. Yani çoğu parçada. Ya, net oldu. Yani basit, net ve derin. Hissettiriyor, gerçekten hissettiriyor. Yani, bir de ben şeyi seviyorum müzikten derken. Pedlerin tak 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 vurması olayını seviyorum yani. Benim hoşuma gidiyor. Yani. Vuruyor. Yani bu kulaklık vuruyor. Bir, yani ciddi anlamda kafanızda bir subwoofer taşıyor gibi bir his veriyor ve hakikaten doyuruyor. Ki diyorsunuz ki iyi ki bu parayı vermişim. Yani şimdi buradaki tercih şu. Ben hani dediğim gibi 2 sene önce bu kulaklığı almamış olsam, bugün bir kulaklık arayışım olsa evladiyelik bir kulaklık olsun diye alırım. Yani benim bu konuda söyleyeceğim ya, bu. Benim teknik olarak hani söylemek istediğim birkaç şey var. Frekans aralığı oldukça geniş. Hiçbir parçada sıkıntı yaşamazsınız. Gerçi hani equalizer ayarıyla da oynayarak telefonunuzun gerek müzik çalarınızı ben Komonji'yi hiç kullanıyorum. Mesela bası kısabiliyorum. Tabii Komonji ile bunu beslemek zor. Ekstra kulaklık amfisi kullanıyorum. Kulaklık amfisiyle birlikte equalizer ayarlarını da ayarladığım zaman az çok istediğim kıvama gelebiliyor. Gelemeyecek kıvamda değil. Benim için hani en büyük handikapı şu oldu, dışarıya ses veriyorum. Yani metrobüste giderken dinlersem adamın teki gelip bana saldırabilir diyor. Evet, sevmediğim bir müzik tarzıysa veya en azından der ki şunun sesini kıs ki ben şehirler arası yolculuk yaparken veya uçakta yolculuk yaparken birkaç kere başıma geldi. Hani dışarıya sesin çok fazla çıktığını unutup yüksek sesle dinledim ve hani bir omuza bir dokunuş biraz sesini kısar mısınız şeklinde çok kez başıma geldi. O yüzden yüksek sesle ya böyle sokakta yüksek sesle dinliyorum. Ama burada tabii şöyle de bir uyarı yapalım. Yani dış ortamla tamamen sizi ayırdığı için sokakta, caddede falan özellikle trafikte yani yaya haldeyseniz hani bir kulağınız boşta olsun ya da en azından daha dikkatli bakın etrafa çünkü hiçbir sesi duymuyorsunuz. Arkanızdan ya da sağınızdan sonra ya, ani evet, gelen bir araç çarpabilir. Hani bu konuda da biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ya, izolasyon konusunda hani ne çok fazla izolasyon iyi ne de hani hiç izolasyon. Evet, bir dengesi olması gerekiyor. Yani dengesi olması gerekiyor. Yani birazcık da kesmesi gerekiyor. Arkandan biri sana bağırdığı zaman hani duyabilmelisin. Korna basıldığı zaman duyabilmelisin. Bak, izolasyon bağımında gerçekten çok başarılı. Hani fazla başarılı. Fazla başarılı. Bu şu demektir. Şu
manaya da geliyor. Oyun oynarken mesela detayları daha iyi duyarsın. Yani dışarıdan annen, baban, şu bu vesaire bağırdığı zaman hani kalk yemek hazır dediği zaman ya da oynama artık niye oynuyorsun şu an dediği zaman duymazsın. Kesinlikle. Dış dünyayla bağlantını kesiyor, tamamen iç dünyanda müziğinle birlikte ilerliyorsun. Öyle bir kulaklık olmuş bence. Aynen, şimdi sona geldikten sonra artık ben sonuç olarak şöyle diyorum. Yani çoğu insan soruyor 1000 liraya bir kulaklık alınır mı? Dediğim gibi çok uzun ömürlü, olası aksiliklerde iyi bir teknik servis desteği, gibi şeyler arıyorsanız ve yani şu kablo değiştirebilir olsun istiyorsanız, ki bence en ciddi sıkıntı kablo tarafında, benim en çok başıma öyle geldi en azından. Beats olmasa bile bu muadilde bir kulakla para verilebilir. Bence. Para verilebilir, aynen. Yani burada tamamen bütçeye dayalı bir şey. Yani ben de trilyon kazanmıyorum. Ben de bu kulakla 1000 lira verdikten sonra birkaç ay böyle dişimi sıkmak zorunda kaldım ama sonucunda ne oldu? Hala çok iyi bir müzik keyfim var. Ve kulaklığım servisteydi. Ciddi anlamda servisteyken kulaklığım geçtiğimiz zamanlarda cidden çok özledim. Çünkü onun sonrasında böyle hiçbir kulaklıkta bulma aldım deneyimi, hazzı alamadım. Ve şu anda geri döndü kulaklık. Peki bana. Bir şey daha sormak istiyorum. Hani ilk dinlediğin zamanlarda, ilk dinlediğin zamanlardaki ses kalitesiyle şimdiki ses kalitesinin arasında fark var. Hani bazı kulaklarda oluyor sürücünün oturması, diyaframın sürekli oraya tıkanması falan. Vesaire. Öyle bir sorun ya da hani öyle bir şey yaşadığını yaşamadım. Yani kutudan çıkartıp pili ilk takıp dinlediğim binle şu anki arasında hiçbir fark yok. Yani gerçekten o konuda da çok ciddi anlamda memnunum. Ama dediğimiz gibi satın alma seçeneği hani kişiden kişiye değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor. Aslında cüzdandan cüzdana değişiyor. Yani o da var. Kişiden kişiden çok. Ya, bana birazcık pahalı geldi. Hı-hı. Hani ben kalkıp 1000 lira ya da 800-900 lira bir kulaklığa verir miyim derseniz, kendim müzikle uğraştığım için veririm. Ama daha doğal karakterli bir kulaklık. Ya tabii şuna da bir değinelim. Tane alırım, bir daha almam. Şuna da değinelim. Ergonomik anlamda da çok iyi. Hem tepedeki sünger yapısı ve kulaklığı saran sünger yapısı gerçekten iyi. Hani çok uzun süre kullandığınızda terlersiniz bilmem ne falan, çok fazla hissettirmiyor. Fiyat konusunda da şuna değinmek istiyorum. Avrupa'da birkaç yerde gittiğim sürelerde böyle teknoloji mağazalarını geziyorum ben sık sık. Böyle hani fiyatları karşılaştırıp biraz moralim bozulsun diye. Avrupa'da bu kadarmış, Türkiye'de bu kadar, yazık bize ya falan demek için. Beats kulaklıkların Avrupa piyasası da oldukça yüksek. Hani Türkiye'de kazıklamıyorlar. Yani çok arada 50-100 lira bak falan. Evet, 50-100 lira falan bir fark var. Hani öyle ben Avrupa'dan gidip bir stüdyo alırsam Türkiye'de çok kâr ederim diye düşünmeyin. Dediğim gibi 50-100 lira bir fark var. O da hani eğer bütün yurt dışı harcamalarınız vesaireniz karşılanmış bir şekilde gidiyorsanız gidin alın derim. Ama sırf bir kulaklık için yurt dışına çıkmaya değmez. Çünkü arada ciddi anlamda bir fark yok. Peki son bir şey sormak istiyorum sana. Beats neden bu kadar popüler oldu? Beats bu kadar popüler olduktan sonra mantıklı buluyor musun? Her insanın boynunda kulaklarla etrafta dolaşmasını. Çok ya, merak ediyorum Beats'in... ben. Şimdi Beats, Monster'ın Beats serisi kulaklığı, Dr. Dre'nin Beats kulaklıklarından sonra diğer üreticiler de artık tasarıma odaklanmaya başladılar ve kulaklıklar aksesuar haline geldi. Hani evet. Bugün işte Sennheiser'ın Momentum serisi, müthiş tasarımları var. Müthiş tasarım i̇şte, var ben. Yani düşün bak, Brezilya'ya özel tasarım yapmışlar. Evet. Renkleriyle bilmem ne vesaire işte. Hani Beats serisiyle birlikte kulaklıklarda artık sadece kulağa takılan bir şey, müzik dinleyeceğin evet, alet değil. Piyasaya büyük katkısı oldu. O yatsına bak. Şu şekilde artık insanlar hani kulaklığa göre bile üst baş kıyafet seçebiliyor. Evet, seçebiliyor. Hani ben mesela öyle yaptım. Çok uzun süre bunu yaptım. Hani ben bu kulaklığı takacağım, altına ne yakışır veya işte beyaz nasıl bir kombinasyon yapayım vesaire. Örnek veriyorum, bu kulaklığın lacivert sarı bere takıyorum. Fenerbahçe uyumu oluyor. Evet, o sana yakışıyor baya. Onu hani, ben de fark ettim. Bir moda haline de geldi. Onun dışında nasıl popüler oldu? İşte videonun başında da bahsettiğimiz gibi İşte futbolcular taktı, bunlar taktı, bunlar taktı. Doktor Dre müthiş promosyonlarını yaptı. Bayağı. Hani işte Eminem'le videolarda göründü, Doktor Dre'yle kliplerde göründü. Hani göründü de göründü, müthiş bir pazarlama yapıldı bu konuda. Peki, hani Apple, yani genelde biliyorsun Apple ürünleri belirli bir fiyat aralığındadır, belirli kişiler alır. Kulaklık konusunda da Apple'ın fiyat aralığı hani gene yüksek olacak gibi duruyor. Ya şöyle bir şey vardı. Merak ediyorum ya. Apple kulak çok kısa bir şekilde hemen söyleyeyim. Bir karikatür görmüştüm. Beats'in Apple tarafından satın alındığını
alındığı resmi haberinden sonra çok güzel bir caps yapmışlar. İşte bu kulaklıktan 3 tane düşünün. Rauta yan yana. İşte Monster Beats rakam fiyatları atıyorum. $100. İşte Monster Beats Studio $150. Monster iBeats $400. Hani şimdi baktığın zaman aynı şey sırf üstünde bir Apple bandrolü, bir i logosu ya da bir Apple işte elma sembolü yüzünden hani çok yoğun bir şekilde ve gerçekçi bir şekilde yansıtmışlar. Umarım hani Apple'ın bunu satın alması fiyat etiketi tarafından insanlara böyle lanet okutmaz. Ama içimden bir ses de okutacak gibi geliyor. Aynen, benim de içimden böyle bir ses olmak istedim. Hani eğer öyle olacaksa kendimi Apple'ın satın alışından önce bu kulaklığı satın aldığım için iki kere şans hissedeceğim. Aynen, iki kere şans. Çünkü ben bugün 1000 liraya aldıysam bu kulaklığı Apple markası altına girecekse zaten Türkiye'de rahat rahat bulamayacağım anlamına gelir. Aynen. Ki bugün iPhone kullanıcıları bile telefonda bir sıkıntı yaşadıkları zaman randevu alıyorlar. Ya teknik servise randevu almak ne demek ya, böyle bir saçmalık var mı? Randevu alıyorsun. Randevuyu kaçırdığını düşün. Yetişemediğini düşün ki İstanbul'da bir yere baktığında yetişmek gerçekten kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ve Apple aynı olayları bu kulaklık üzerinde de yaparsa yandık yani. O açıdan da kendimi çok şanslı hissederim. Ya, umarım olmaz. Umarım fiyatlara çok ciddi bir yansıması olmaz ama içinden bir ses olacağını söylüyor. Yani bir başka videomuzda adam akıllı o fiyat konusuna değiniriz. Değiniriz yani. Teker teker gider. Diğer kulak içi modellerine mi değiniriz? Evet yani. Her şeyi değiniriz. Yani. Bu seriyi temin edebildiğimiz sürece farklı konuşmalarla, sohbetlerle karşınızda da olmaya çalışacağız. Bu videodaki amacımız şuydu. 1000 lira veya 900 lira, 800 lira bu tarz kulaklar verilir mi? Neden verilir? Verilmezsin. Neden verilmezdi? Umarım faydalı bir içerik olmuştur sizler için. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.